İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bu akşam gündem üzerinden konuğu bu sefer bir siyasetçi değil. Ama yine de seçime hazırlanan, daha doğrusu Şanlıurfa Serbest Mali Müşavirler Odası yeni başkanı seçecek. Şanlıurfa Mali Müşavirler Odası ne yapar, ne der? Şimdiki başkan adayı kim? Geçmiş başkan adayı, geçmiş başkanı Sayın Nihat Taş. Siyaset tartışmasından dolayı istifa etmişti ve artık geri dönüşüm olmadığı için ve süresinde doldurduğu için artık yerine atanan kişi, yerine geçen yönetimden yönetim parayla alınan kişi yerine geçti. Ama o da siyaset kökenli bir kişi. Ama halen siyasete aktif görev alıyor. Bu sefer odanın bir fiil faaliyetlerinde geçmiş dönemde yaklaşık 26 yıl boyunca odanın çeşitli alanlarında, farklı alanlarda, farklı etkinliklerinde görev aldı. Ama bu sefer de odanın yükünü Nihat Taş'tan sonra üstlendi ve bu seçimde de tamamen üstlenecek. Ardından da odaya farklı farklı faaliyetlerle karşınıza çıkacak. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Sayın Aynen. Akman, 32 yıldır bu mesleği yapıyorsunuz. Evet. Ve 26 yıldır da odanın farklı farklı alanlarına görev aldınız. Evet. 32 yıl önce bu mesleğe başladığınızda Urfa farklı bir dünyaydı. Şimdi evet. Farklı bir dünya. Evet. Siz o zaman siyasetle uğraşıyordunuz. Sonra Aynen. Tamamen kendinizi mesleğinize verdiniz mesleğine. Ne oldu? İbrahim Halil Yahya Akman İbrahim Halil Yahya Akman kimdir? Bu mesleği nasıl başladı? Nereye bitirdi? Nereden nereye geldi? Evet. Öncelikle Kanal Urfa'da ben bütün meslektaşlarımı da sevgi saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok yoğun bir tempo içerisindeyiz. Biz de bu akşamda Kanal Urfa ailesine kabul ettiğiniz için ben de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Eyvallah, başarılar dilerim. Tabii malumunuz az önce siyasi gündemine getirdiniz. Siz o zaman gazetecilik dönemlerinizde falan birbirimizi evet. Tanırız. Birbirimizi daha iyi samimi olduğumuz yıllardaydı. Şimdi 32 yıllık meslek hayatımız dediğimizde o zaman yasamızın kabul edilmediği tarihlerde bizim meslek içerisinde bir arzu alıcı, bir iş takibi olarak gören bazı kesimler vardı. Hmm. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. İbrahim Halil Akman kimdir? Nedir? Onu evet. Bir şey yapalım. Ondan sonra bu şekil konu başlığına devam edelim. Şimdi 1962 Şanlıurfa doğumluyum. Aslen ben Bozba doğdum da Urfa'ya geldik. Bizim evet. Köyümüz olan Arıkök, şimdiki ismi eski ismi Saf olan köy. Kütüğüne bağlı olarak. Babam yıllarca Yakubiye Mahalle Muhtarlığı falan yapmış. O dönemlerde bizim siyasi geçmişimiz oldu. O yıllardan sonra eğitim öğretimimizden sonra, üniversite hayatımızdan sonra 32 yıllık meslek hayatımıza atıldıktan sonra çok kısa bir dönem sonra 1989'da siz de hatırladınız gibi Şanlıurfa'da Anavatan Partisi'nin gençlik teşkilatını kurdum. Evet. Tabii dostların sayesinde kurdum değil mi? Dostların sayesinde biz kurduk. Oldu. Geçmişteki siyasi büyüklerimize teşekkür ediyoruz burada. Tabii orada genç kolları dediğimiz zaman hatırlarsınız işte bayrak asmalar, konvoylara evet. Falan katılmalar. Öyle insanlar siyasiye bir kereden bir yere gelmiyorlar. Yıllarca biz onunla şey yaptık. Genç kolları başkanlığından sonra 1994-95 Erkan Mumcu dönemlerinden falan kendisi o zaman da genç teşkilatındaydı. Ben genel merkezde genç teşkilatı genel sekreter yardımcısı oldum. Evet. Ondan sonra Urfa'da ben Anavatan Partisi'nin disiplin kurulu başkanlığı yaptım. 1999'da Allah kısmet etti Anavatan Partisi milletvekili adayı oldum. Evet. Yani şimdi seçilecek bir bölgede değildi ama aday olduk. Aday değildim ben orada. Ondan sonra ben siyasi geçmişimiz oldum ama orada bir noktayı koyduk. Kendi kabuğumuza çekildik. Aslında kendi mesleğimize çekildik. Kendi mesleğimizi yapmaya başladık. Tabii ki biz siyaset içerisindeyken de öbür tarafta 1989-90 yıllarında Allah rahmet eylesin Özal tarafından bizim 3568 sayılı yasa kabul edildikten sonra bizim mesleğimize bir vizyon geldi, bir kariyer geldi. Hmm. 26 yıldır tabii ki odanın ilk kuruluşlarına, ben onu burada da ad edeyim, seçimlere de gidiyoruz. İlk kuruluşta bizim üstadımız, şimdi yeminli mali müşavir olan Hasan Kırmış Beyefendi odamızın ilk başkanı oldu. Ondan sonra tekrar odamızın bünyesinden çıkan yeminli mali müşavir Abdullah Yeşil Beyefendi. Ondan sonra da bizim Müslüm Kutluoğlu Beyefendi. Hı. Sonra da Nihat kardeşim
oda başkanlığı falan götürdü. Kısacası o dönemler, o süreç içerisinde Hasan Bey'den bu yana tüm süreçlerde ben odanın çeşitli birimlerine görev aldım. Evet. Burada da ayrıca ben geçmişteki olan eski başkanlarına hepsine sevgi saygılarımı sunuyorum. Kendileri yapmış olduğu hizmetten dolayı bu bir bayrak yarışıdır. Evet. Burada 1,5 yıldır Nihat Bey'den sonra ben görev aldıktan sonra 1,5 yıldır da ben oda başkanlığını yapıyorum. Önce oda başkanıyım. Şimdi oda başkanlığını yapıyorum. Allah kısmet ederse 22. genel kurulumuzu yapmak üzere ismini veremeyeceğim reklama giriyor. Urfa'daki 5 yıldızlı bir otelde biz genel kurulumuzu yapacağız. Genel kurulda Turmok temsilciler de katılacak. Evet. Allah kısmet ederse. Tabii ki orada 22. genel kurulu yaptıktan sonra pazar günde bizim odamızın seçimimizi yapacağız. Evet. Oda seçimi yapılacak. Sandık başına gideceksiniz. Tabii yani. Sandık bütün meslektaşlarımızı mesleğini seven ve odasını seven tüm meslektaşları ben sandık başına çağırıyorum ve kendilerini davet ediyorum. Lütfen eğer mesleğini seviyorsa, mesleğin odasını seviyorsa odaya gelip oy kullansınlar. Odanızın kaç seçmeni var? Kaç üyesi var kayıtlı? Şöyle belirteyim ben. Bizim 421 adayımız vardı. Allah rahmet etsin. Sevdiğim abim, hocam, dostum. Yalal Yılmazoğlu burada Allah rahmet diliyorum. Tüm meslekten rahmetlik olanlara ve hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Vefatından bundan 1,5 ay önceki vefatından sonra 420 oldu. 420 tane bizim meslektaşımız var. Bunun içinde sorsanız kaç tanesi fiili olarak çalışıyor? 310 tanesi fiili olarak çalışıyor. 110 tanesi de gayri faal. Gayri faal etmiş olduğum şöyle ad edeyim. Arkadaşlar bilmeyenler şunu ad edeyim ben kendilerine. Oradaki örneğin kendisinin belgesi var ama vergi dairesi müdürüdür. Bağımlı olarak çalışıyordu veyahut da iş muhasebe yapıyordu. Fiili olarak vergi dairesine kaydı olmayan 110 tane kişi. Tabii bunlar da bizim odamızın üyesi. Bunlar da gelip oy kullanacaklar. Evet. Peki siz başladığınız günden bugüne geldiğinizde Şanlıurfa Serbest Mali Müşavirler Odası olarak söyleniyor, ediliyor ama Serbest Mali Müşavirler Odası ne yapar? Evet. İşleri nedir? Evet. Şimdi serbest mahsebeci mali müşavirler bizim odamız ne yapar? Onu birinci öncelikle söyleyeyim. Türkiye'deki tüm ekonominin köprüsü mali müşavirlerdir. Evet. Ekonominin ruhu, beyni mali müşavirlerdir. Her ne kadar bir yerde mali müşavir çoksa, bir yerde yatırımcı çoksa, bil ki o devletin ekonomisi o kadar orada canlıdır. Ama bir yerde tenzih ederim. Tabii ki İşte avukatların çoğu olması, onların için tenzih, onlar da benim baş tacım, yanlış anlaşılmasın. En fazla katma değer vergisi sağlayan benim meslektaşlarımdır. Evet. Türkiye ekonomisinin mükellefle devlet arasında olan tek köprü mali müşavirlerdir. Sivil maliye yani. Kısacası bazen ben söylüyorum zaten Maliye Bakanlığı'nın tüm yükümlülüğü bize yüklemesinden dolayı yakında ben diyorum ki arkadaşlar biz mali müşavirliğinden çıkıp maliye müşaviri olduk artık. Hı. Yani bütün artık yakında herhalde 3-5 tane kadar vergi daireleri kapanır. Tüm işleri mali müşavirlere yapıyorlar. Biz yalnız mali müşavirlikten dolayı Maliye Bakanlığı'nın sorumlu statüsünde değiliz. Bizim bağlı olmuş olduğumuz 3-4 tane bakanlık var. Hı. Bilim İletişim Bakanlığı, Ekonomik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, EPDK, yani bundan sonra yani Devlet Bakanlığı. Kurulan her şirketin bir muhasebeciye ihtiyacı vardır ve bir mali müşavire tabii. Ve o kurulan şirketin bağlı olduğu hangi bakanlık varsa o da mali müşavire. Ticaret Bakanlığı. Evet. Ekonomi Ticaret Bakanlığı. Oradan da sorumluluğumuz var. Evet. Ama kısacası ekonomik olarak, maliye olarak, ticaret olarak ilk akla gelen konsept mali müşavirlerdir. Yani bizler benim iftihar ettiğim mesleğim ve meslektaşlarımdır. Evet. Peki Urfa'nın ilk yeminli mali müşaviri, sizin odanızın da ilk başkanı Sayın Hasan Kırmış'tı. Evet. Ardından Urfa'da mali müşavirlerin sayısı peyderpey artmaya başladı. Ama beraberinde Şanlıurfa'da şirketler de artmaya başladı. Tabii. Ticaret de artmaya başladı. Evet. Ve sürekli bu insanların, bu ticaretin, bu paranın dengesinin korunması, kayıt altına alınması noktasında mali müşavirler artmaya başladı. Evet. Peki Urfa'daki ekonomiyi o günden bugüne baktığımızda ve siz de bu işin başında bir insan olarak Urfa'nın ekonomisi ne durumda? Yoksa bu bölgedeki yaşanan olaylar Urfa ekonomisini etkiledi mi? Şunu eskiden yabancı Urfa'ya ilk gelen
yabancı turizm diyeyim. İşte atama, atamadan dolayı gelen memurlar, yetkililer falan geldiği zaman ilk bizim girişimiz Akabe dediğimiz yer orasıydı. Evet. Akabe'den girdikleri zaman karşıdan Kızılkoyun'u görürlerdi. Başka bir şey görmezlerdi. Evet. Urfa'nın yapısını onunla değerlendirirlerdi. Eyvah biz nereye geldik nereye derlerdi. Yani bizim vizyonumuz orasıydı. Evet. Şimdi Allah'a çok şükür otoban oldu, medeniyet attı. Allah rahmet Özal dedi ki yol medeniyettir. Evet. Otobanlar nereden başlıyor? Urfa'dan başlıyor, Edirne'den bitiyor. Şimdi bir sefer oraya yol gitmişse ekonomi de gitmiştir. Hı. Yol gitmişse yatırım da gitmiştir. Son 20 yılda dediğimiz zaman son 20 yılda şunu söyleyeyim, kaç tane bizim organize sanayi bölgemiz vardı geçmişte? Hiç yoktu. Fakat Süleyman Demirel temelini atında fidan dikiyoruz demişti. Ve o zaman fidan dikmişti. Tabii o da bir bakış açısı. Ama devamında fabrikalar geldi. Şimdi ikinci aynen. Organize sanayi üçüncü var. Üçüncü organize. Evet. Üçüncü organize çalışmaları var. Evet. Üçüncü organize çalışmaları var. Şimdi organize bacaların büyümesi ne demek? Ekonominin artması demek. Evet. Artı benim mali müşavirlerim eskiden iş takipçi katip dedikleri zaman biliyor musun işte bizim ya işte sonra mahsebe ya bizim mahsebecimiz falan sanki ona bağlıyım ben onun adamını düşünüyorum ben onun mahsebecisiyim. Evet. Ben de bazen diyorum ki bende 50 tane 20 tane şirket varsa da ben de diyorum senin gibi 20 tane şirketin ben patronluğunu yapıyorum. Biliyor musun? Evet. Beyin biziz. Bir mali müşavir isterse bir iş adamını inan et ki sıfıra indirir. İstediği zaman da beyindir. Onu daha da yükseltir. Evet. Allah'a çok şükür bütün meslektaşlarım iş adamlarını yükseltmek için beyin takımı oluşturmuşlardır. Yermek için değildir. Bu ne demektir? Urfa'daki organizenin artması, Urfa'daki iş kapasitelerinin artması, yabancı sermayenin gelmesi, benim meslektaşlarımın onların pastasının daha genişlemesi demektir. Meslektaşlarımızın yarına kuşkuyla bakmaması için kendi meslek grubunu sevmeleri. Öncelikle ben bunu tavsiye ediyorum. Önce mesleğini sevecekler. Evet. Ondan sonra işini sevecekler. Ondan sonra iş adamını sevecek. Çünkü bizim ekmeğin kapımızda onlardır. Evet. Bir iş adamı ne kadar ticarete kafasını yorup kar etmek, kazanç elde etmek için uğraş veriyorsa bir mali müşavir de bence ondan daha fazla kafa yorup uğraşmıyor. Çünkü onun bütün girdi çıktılarını hesaplamasını, dizaynını defterini tutan kişi demek. Ya gerçekten çok güzel bir konuya değindiniz. Ben bunu söyleyeyim. Çıkan her yasa, çıkan her tebliğ, iş adamı haberi yok. Beyhaber. Evet. Çıkmış olan SGK yasalarını, iş adamımızın çoğu, yatırımcıların çoğundan beyhaber. Sanki evet. O bütün vergi usul kanunları, kurumlar vergisi kanunu, geri vergisi kanunu, SGK kanunları, biz sanki onlar bizi rehin almışlar. Çıkan her yasada bize sıkıntı oluyor. İş adamı umurunda değil. İşte bizim hesabecimiz ne yapıyorsa. Sizler takip ediyorsunuz. Aynen, aynen. Okuması, yazması, çizmesi, takip hep bizden. Peki, bu hükümetle birlikte Urfa 6. Teşvik Paketi içerisinde yer aldı. 6. Teşvik Paketi'nin Urfa ekonomisine getirisi, götürüsü oldu mu bu noktada? Şimdi ben burada tüm siyasi şimdi temsilcilerimize ben burada ben teşekkür ediyorum. Özellikle bizim Urfa'da bakanımızın olmasından dolayı 6. Statüye Urfa'nın koymasından dolayı. Ama ben bunu söylediğim şu. Yani getirilerin çoğu oldu. Olmadı. Katma değer vergisinden mesela diyelim ki SGK yatırımlarından işte diğer yörelerde 5 yılken bizde 10 yıl. Evet. Bunlar işte İstanbul'un artması için bunlar da muafiyet getirdi. Vergi konularda muafiyet getirdi. Getirmedi değil. Birazcık bizim de buradaki gelen yabancı yatırımlara biraz daha onlara yardımcı olsak inanmazsın Antep 7. organize yakalı bizde en az da 7 değil de biz 5 organize yakalı. Bürokratik işlemlerden kurtulmamız lazım. Çünkü bu 6. paketler geldi de yabancı sermaye bunun kadar gelmedi. Evet. Yani 6. pakete biz ya kendi kendimize anlatamadık. Evet. Antep bunu daha güzel anlattı. Evet, çok Bursa'daki yatırımcı geldi Antep'te yatırım yapıyor. Örneğin ama Urfa'ya gelmiyor. Urfa'ya gelmemesinin sebebi ya kendi kendimize yerel yönetimlerdeki insanlar ya iyi reklamımızı yapamıyor. Yani siyasiler bunları cazbedemiyor. Evet. Veyahut da bizim şimdi coğrafyamızda devam etmekte olan kirli bir savaştan dolayı gelmiyorlardır. Onu öyle biliyorum yani.
Yani biraz da bürokratik işlemler sanki çok önümüze çıkarılınca çekimser kalıyoruz. Bir yerde onun daha pratiğini görünce oraya doğru yoğunlaşıyoruz. Yani bürokratik işlemler insanların eline geçmiş olan işlevlerdir. Evet. Yani bu işlevlerden biraz daha bürokrasiyi biraz daha asgariye indirmiş olsak, biliyor musun? İnanın ki yabancı yatırımın Urfa'ya bu 6. paketten sonra yatırımlar daha fazla olur. Peki bu son çıkan yasalarla düzenlemelerle ilgili hem serbest muhasebeciler hem mali müşavirleri zorda bırakan ve de mali müşavirlerin bu yasanın bu şekilde düzenlenmesi istedikleri yasalar var mı? Tabii. Ben bundan öncelikle söylüyorum. Bizim meslektaşımızın her eline almış olduğu deftere, kitabı bütün kuşkuyla biz onu titizlikle elimize geldiği kadar yapıyoruz. Ama öbür tarafta devletin masasında olan insanlar onu işleyen mali müşavire müteessesiz sorumlu çıkarıyorlar. Yani yasalara aykırı olmasına rağmen mükellefin getirmiş olduğu evrakları bunları işlediği zaman yarın öbür gün bunlardan sıkıntı olduğu zaman sanki onu mali müşavir yapmış gibi onu müteessesiz sorumluluğa sokuyorlar. Yani kısacası mükellefe çıkarmış olduğu cezanın verginin o kadarı benim meslektaşlarım çıkarıyorlar. Evet, biz gerçi bunları mahkemede kazandığımız davalar oldu da ama en azından bizim mali müşavirler, ben bunu yanlış anlamıyorum. Buradaki ben bütün devlet erkanlarına da söylüyorum. Lütfen benim mali müşavirleri o makamda oturan müfettiş olsun, hesap uzmanı olsun, vergisi olsun başka gözle bakmasınlar. Avukata, adliyedekiler başka gözle bakıyorlarsa ben onu ağzıma gelmiyor söylemeye. Onu başka gözle bakmasınlar. Biz de elmanın iki yarısı olduğu gibi biz de 657'ye tabi devlet memurlarının statüsünü taşıyabilecek sorumluluklar içerisindeyiz. Onu da bilebilsinler. Evet. Peki nasıl bir düzenleme olması istiyorsunuz bu konuda elinizin rahatlaması için? Şimdi elimizin rahatlaması için şimdi bizim başımızdaki olan Naci Ağbal Maliye Bakanımız işin mutfağından gelen hesap uzmanı oradan geliyor. İşi bilen bir insan. Şimdi ekonominin yarısının Türkiye'deki %80'i dolaylı vergilerden toplanıyor. %12'de tekfatta alınıyor. Eder 92. Bizim uğraşmış olduğumuz Türkiye'deki 90 bin tane mali müşavir ekonomimizin %8'inden uğraşıyor. Yani kısacası devlet diyor ki sen mali müşavir 90 bin mi oluyorsun, 100 bin mi oluyorsun önemli değil. Ben istediğim kafamdaki vergiyi ben alıyorum zaten, topluyorum. Düşünebiliyor musunuz? Buradaki önemli olan bazı bürokrasi, angarya işleri bizim sırtımızdan kaldırmaları. İnanmazsınız ki o kadar eften püften şeyler var ki. Örneğin bir mali müşavir ne yapmaz ki? Ne yapmaz? İşçi girişlerini yapar, SGK'yı yapar, DABS'leri verir, işçi çıkışlarını yapar. Bunlar hepsinin sorunu. Adama sormuşlar, bütün işleri bunları sen mi yapıyorsun demiş he. Demiş Allah yardımcın olsun ya. Biz de mali müşavir olarak üstümüze düşmeyen işleri de yapıyoruz. Yani o adamın iş muhasebesini yapacağı işleri de benim mali müşavirim bilir. Topu bize atarlar. Biz onu yapıyoruz. Yani kısacası devlet de öbür tarafta bazı angarya işleri. Örneğin diyelim ki muhtasar beyanameyi biz ayrı veriyoruz. SGK'yı ayrı veriyoruz. Yani SGK ile bir muhtasar beyaname birleştirilir. İkisi de işi stopajdır. Oradan kaynağından kesilse, tek beyaname üzerinde verilmiş olsa daha iyi olur. Örneğin katma değer vergisine bunu çıkartmış olduğumuz yok. İşte 2 numaralı katma değer vergisi. Yok 1 numaralı katma değer vergisi. Sen 2 numaralı katma değer vergisine bu kadar ceza yok. Yani amaç mükellefi veyahut da oradaki meslektaşı zor durumda bırakmaksa, yani yoldaki duran radarlar gibi. Evet. Biliyor musun? İstediğin gibi sen gözün üzerine kaşın var da ceza kesersin. Amaç oradaki mükellefi meslektaşı da zor duruma bırakma daha kolay. Yeni çıkacak gelir vergisi kanununda anlaşılabilir. Kanunları ortaya koyarak mükellefin dilinden. Tabii daha iyi anlaşılabilir. Bizim de meslektaşımız da iş adamlarında yatırımcıyı da tacir de, tüccarı da zor durumda bakmaz. Yani diyorsunuz ki bizi taşeron olarak görmekten vazgeçin. Biz asli unsur olarak bizi görürseniz elimiz rahatlayacak. Aynen. Biz de mahsebeyi yapalım. Devlete katma değer vergisi sağlayalım. Evet. Peki bir seçime giriyorsunuz. Evet. 420 seçmeniniz evet. var. Evet. Yani tüm partilerde vardır ya seçimden önce işte halk ziyaret edilir, evet. görüşülür, konuşulur, dolaşılır. Evet. Şimdi sizler de tabii bir yönetim oluşturuyorsunuz. Bir odanı yönetimi oluşturuyorsunuz. Evet. Bazıları belki devlet çıkarmıştır, bazıları yenilere ilave edilmiştir. Bu disiplin kolu vardır. Ve üyelerinizle gidip birebir görüşüyor musunuz, konuşuyor musunuz? Ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Onlar size ne gibi önerilerde bulunuyor? Siz odaya ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir çalışma yapacaksınız? Onlar evet. size nasıl bir talep bekliyor?
Sayın Çelikcan, ben şöyle söyleyeyim kardeşime. Bu bir bayrak yarışıdır. 26 yıldır yapmış olduğum görevde ben burada tüm meslektaşlarıma, tüm genç arkadaşlarıma söylüyorum. Biz mesleğe başlanan 40-50 kişi vardı. Şimdi 420 kişi var. Yani birileri gelip de bizi orada indirmesin. Bizim yapacağımız da burada baki kalan Allah. Bu mevki makamlar hepsi gelip geçinir. Yapacağımız da bu dönemdir. Biliyor musun? Gelen genç arkadaşlarımıza biz yerimizi vermesini biliriz. Biliyor musun? Biz de hadimizi biliriz. Geldiğimiz yerde biz yıllarca kalacak değiliz. Geldiyse biz burada gitmesini de biliriz. Önemli değil. Yanında falan var. Yanında filan var. Filanla çalıştım. Ondan çalıştım. Benim kimseye. Hiç kimseye. Ne kırgınlığım var, ne dargınlığım var. O bir odadır, bir bayrak yarışıdır. Hiç kimse alınmasın, kırılmasın, dökülmesin. Ben hepsini bütün beraber görev yaptığım arkadaşlara ben buradan oraya kadar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok vefakar, çok cefakar dönemlerimiz oldu. Ben onları buradan seviyorum, takdir ediyorum. Çok güzel arkadaşlar. Onları çok güzel bir şekilde söyledik. Yani biraz daha gençleştirelim kendi kadromuzu. Ki bunları hani az önce dedim, biz bayrak asmayla gençlik kollarına başladık gibisine falan. Şimdi buradan da işte alt kurullarda, üst kurullarda falan görev yaptığımız zaman bu odaya adaptasyon edip yarın öbür gün o kürsüleri oraya bırakmak amacı. Yoksa o insanları kullanmak değil. Tenzih ederim. Benim oturduğum makam, benim bütün arkadaşlarım makamıdır. 420 tane insanın makamıdır. Dün gece belki haberlerinizde çıktı. Dün geceki mesela bizim işte yönetim, denetim disiplindeki olan arkadaşlarımıza güzel bir yemek verdim. Ben orada da konuşmalarında bunu belirttim. Mevki makamlar gelip geçilir. Önemli olan insanların, dostlukların baki kalması. Ben burada sesleniyorum. Hiç kimseden, hiç kimse zerre-i miskal kadar benim dargınlığım, kırgınlığım yoktur. Canımdan, çoluk çocuğumla ayırt edemediğim kardeşlerim vardı. Hiç kimse benden alınmasın. Bu bir bayrak yarışıdır. Evet. Ben de yarın öbür gün bırakırım. İnanın ki ben görsem layıkıyla gelecek insan arkadaşlarınız, kardeşleriniz varsa hep beraber yapalım. Buna kızmaya gerek yok. Ben hiç kimseye ne kırgınım ne kızgınım. Çünkü ben bunu bir odayı hiçbir zaman araç olarak değil, ben bir amaç olarak edindim. Çünkü 26 yıldır ben buradayım. Allah kısmet ederse bu dönemde yaparım. Gelecek genç arkadaşların, nesildeki arkadaşların layık olana da olsa ben kendilerine yardım ederim. O mevki makamında kendilerine ben hizmet ederim. Onlara da yardımcı olurum. Peki, şunu söyleyeyim. Aynı meslektaş grubunda insanlarsınız. 420 evet. Kişi. Ahmet'i, Hamemed'i, ABC'si, D'si fark etmiyor. Ama hiç meslektaşlarınız geçmiş dönemde ve de bu dönemde dedi mi ya kardeşim biz bu durumdayız ama biz isterdik ki o da şu noktada şunu yapsaydı, bu noktada bunu yapsaydı. Böyle noktalar var ya, ve siz bunları göz önünde bulunduracaksınız. Tabii ben kardeşime sunmuş. Odanın bütçesini bilmeyen, odanın yapısını bilmeyen çok talepleri oluyor biliyor musun? Hı. Ben dedim ya 26 yıldır odadayım. Hı. Odanın kasası Allah'ın izninden boğazımıza bu sahana kadar haram geçmedi, geçmezdi. Denetim kurum başkanımız vardır. Saymanımız vardır. Bunlara hesapları zaten o kongreden veriyoruz. Hepsinin altında da imzaları vardır. Hı. Biliyor musun? Allah'a çok şükür olsa da orada deklare ederler. Biliyor musun bu parayı yediniz, şuna verdiniz, buna verdiniz derler. Allah'a çok şükür. Ben bunu söyleyeyim. Gerçi konudan konuya gir. Ben şunu söyleyeyim. 3-4 tane Ankara toplantımız onu o parayı ben cebimden verdim. Odadan bir kuruş ben harcamadım. Hesaplar oradadır. Cumartesi günkü kongreden oradan görülen İbrahim Halil Akman'ın nispi temsil hakkından harcamış olduğu para var mı? Yok. Olmaz da. Yani oradaki bizim arkadaşlar bizim bütçemizi bilse talepleri biraz daha cüziyarlar. Şimdi ben her zaman bunu söylüyorum. Yarım kilo etten 100 tane misafir ağırlanmaz. Öyle mi neden mi? Şimdi bizim elimizdeki olan bütçe ufak bir bütçe. Ama ben teşekkür ediyorum. Beraber çalışmış olduğumuz kardeşlerimizden Nihat Bey'den beraber biz yönetime geldiğimiz zaman son 10 yılda inanmazsınız. Ben diğer başkanlarıma da teşekkür ediyorum. Çünkü bütçe gittikçe büyüyor. Evet ama biz burada ama ben burada Turmob'un 500 bin lira ben borcunu ödedim. Bundan 3 ay öncesine kadar ben 500 bin lira borcunu ödedim. Yeni bizim yapılandırma olan güzel binamızın artı proje parasını geçen gün yatırmış olduğum 52,5 milyarın Karaköprü'deki yere ben şimdi onu buradan seçim yatırımı olmasın diye temel atmadık. Yanlış anlaşılmasın. Yani biz şimdi ekranda görünen bizim projesini çizmiş olduğumuz iftihar ediyorum. Biliyor musun? İnşallah Allah o günleri bize gösterir.
orada benim meslektaşlarım orada eğitimini yaptığı zaman sosyal tesis olarak gördüğü zaman ben burada yatağı serip de yatacak değilim. Bunlar benim genç nesillerimin parçasıdır. Bu projeler onların olacak. Ben bunu bu şimdi temelini atmak istemem. Seçim yatırımı olmasın diye. İnşallah seçimden sonra bakanımızla da sayın vekilimizle de buradan teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Ceberi'ye söz almıştık. İnşallah bakanlarımız da gelir. Orada güzel bir temel atarız. 16 ayda bitirmeyiz ama 16 ayda bitiririz. Ne kadarlık bir alanda şu tesis? Şimdi bizim buradaki alanımız 4 dönüm yer. 4 dönüm yerin oradaki mevcut olarak 500 artı 220 kullanım alanına biz orada projeyi kurduk. Çok güzel, çok mükemmel bir proje. Peki ne bina içerisinde neler, hangi bölümler yer alacak? Birinci bizim en büyük sıkıntılarımızda olan, şimdi 420 tane görünüyor ya bizim meslektaşımız. Evet. 162 tane stajyerimiz var biliyor musun Kadir Bey? 162 tane meslektaşlarımız, yani yarının mali müşavirleri yetişiyor. Artı Haziran ayında da 235 tane staj başlama için, yani mesleğe kabul için Ankara, İstanbul, İzmir'de ter dökecekler. Kısacası ben bunu söyleyeyim. 3 yıl sonra bizim Urfa'daki mali müşavir sayısı 800. Ben onun için birinci dereceden orada eğitim salonu yaptırmak istiyoruz. Ben burada TESMER yönetimdeki arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Oradaki 162 tane insanın eğitimini orada yaptıracağız. Artı bugün arkadaşlardan ya dedi üstad dedi bizim dedi takılabileceğimiz, gezebileceğimiz dedi mesleğimizi anlatabileceğimiz bir sosyal tesisimiz. Buyurun bizim sosyal tesis burası. Kimse farklı algılamasın. Orada eşinden, çocuğundan, kendisiyle gidip orada biliyor musun mesire alanıyla rahat edebilecek bir alan bulacaklar. Ben bunu reklam için yapmıyorum. Peki şunu söyleyeyim. Bu tesisi yapacaksınız. Evet. Örneğin diyelim ki siz biraz önce dediniz ki biz yönetimimizle, disiplin kuruluyla işte diğer üyelerimizle birlikte bir otelde yemekte buluştuk. Oradaki çalışmalarımızı birbirimizle konuştuk, sohbet ettik. Evet. Burası olursa orada da böyle bir toplantı salonu, oturma alanı, konferans salonu gibi alanlar da olacak mı? Kadir Bey şimdiki mevcut bizim olduğu odamızda 160 kişilik bir konferans toplantı salonumuz var. Evet. Ama burası yeterli değil. Küçük bir yer. Küçük bir yer. Şimdi bunun yapacağımız yer 300 artı 50 bir eğitim salonu ve toplantı salonumuz var. Artı orada mesire alanlarımız artı sosyal tesisimiz var. Buradaki yerimiz de şimdi bulunduğumuz olmuş olduğumuz Ahmet Bahşuman İşhanı'ndaki bizim Karakoyun İşhanı dediğimiz yerde de orası komple bina bize ait. Orası da ayrı bir değer. Odanın mülkü. Yani şu an bulunduğunuz yer gayrimenkul bize ait. Yani o binanın en son katı 8. katın komplesi mali müşavirler odasındır. Ben burada tabii ki geçmişteki olan yönetimdeki arkadaşlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Onların da çok emekleri oldu. Peki bu süreçten sonra Allah tekrar kısmet eder, başkanlığınız devam eder. Evet. Olursanız mali müşavirler odasını evet. Farklı alanlardaki, kendi mesleğinizin dışındaki farklı alanlardaki etkinliklerde de görebilecek miyiz? Ya şimdi tabii Kadir Bey, etkinlikler dediğimizde şu birinci etapta insanların aklına geliyor. Yani sosyal etkinlikler mi? İşte sosyal etkinliklerde tabii ki bizim sosyal etkinlik grubumuz, arkadaşlarımız var. Biliyor musun? Bunlar, onlardan da ilgilenen insanlar var. Bizim diğer etkinlikimiz çünkü öyle çıkan yasalardan, öyle çıkan iş angaryalardan dolayı ki o yasalara biz asosyal olmuşuz. Yorgunluğunuzu atacağınız etkili yani, diyelim. Asosyal olmuş desem azdır. Peki. Arkadaşlar işte de süremiz bitti diyorlar ama evet. Şunu soracağım. Pazar günü seçime gidiyorsunuz. Evet. Ve muhasebeciler bu sefer defter tutma yerine sandık başına gidip evet. Oyunu kullanacaklar. Evet. Üyelere sözünüz ne olacak, çağrınız ne olacak? Ben özellikle burada meslektaşlarımızı her zaman ilettiğim gibi, her zaman söylediğim gibi odanıza, mesleğinize saygınız varsa, kendi meslektaşınızı, kendi odanızı seviyorsanız lütfen hem kongremize gelin. Saat 10'da kongremiz başlıyor. Ne 5 yıldızlı bir otelde. Ya yani ben şimdi söylesem reklama girir. Anladım. 5 yıldızlı Urfa'daki bir otelde yapacağız. Evet. Çok güzel bir yerde.
Çok güzel alan yapmış. Kaç günden beri güzel kitaplar hazırladık. İnşallah bir sonraki kongreyi de kendi binanızda yaparsınız. Ben de bunu söz veriyorum burada. Evet. Diğer kongreyde inşallah başka aday olacak arkadaşlarımıza yardımcı olacağım tabii ki. Ben o zaman aday değilim. Evet. Oradaki arkadaşların yardımcı olarak ben kendilerinin bir abisi, bir kardeşi olarak, ben de orada misafir olarak ben o binaya baktığım zaman inanmazsınız. Şimdiki gıpta ettiğim gibi o günde gıpta edeceğim. O arkadaşların alnını öpeceğim. Ve hiçbir zaman bunu unutmasınlar ki benim burada kimsenin kırgınlığım, dargınlığım yok. Ben bütün meslektaşlarımızı seviyoruz. Ve onları cumartesi günü kongreden sonra pazar günkü de aynı enerjiyle ben sandık başına davet ediyorum. Beni burada Mali Müşavirler Odası Başkanı olarak kabul ettiğiniz için başta Kanal Urfa ailesi olmak üzere artı Kadir Çelikcan olmak üzere değerli kardeşlerimiz bu saate kadar bizi burada ağırladıkları için hepsine sevgi, saygı, iyi akşamlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, 32 yıldır mali müşavirlik yapan, 26 yılda odanın farklı kategorilerine görev alan İbrahim Halil Akman'ı dinledik ve pazar günü oda başkanlığına gidecek ve 420 delegeden artık kaç kişi gelirse gidip sandık başına oyunu kullanacak. Ve kendisi öneride bulundu. Herkes sandık başına gelsin, odasına sahip çıksın. Ve bu dönem aday olacak. Bir dahaki dönemde yalnız kongreyi kendi binalarında yapacak ve kendisi aday olmayacak. Bir dahaki odamda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.